6 Şubat depreminde enkaz altında kalan ve kaburgaları 3 yerinden kırılan Adıyamanlı Atike Rüveyda Şimşek, ağrıları nedeniyle sınava girebilecek miyim diye düşünürken girdiği YKS'de Türkiye'de derece elde etti. Atike Rüveyda Şimşek, 6 Şubat depremi ve Yükseköğretim Kurumu sınav sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen sayısalda Türkiye 690.sı, ek puanlarla Türkiye birincisi oldu. Deprem ve sınav sürecini anlatan Atike Rüveyda Şimşek, açıkçası sadece sınava girebilecek miyim diye düşünüyordum çünkü ağrılarım oluyordu, uzun süreli de oturamadığını belirtti. 6 Şubat depreminde evimiz yıkıldı, enkazda kaldık. Kısa bir süre içerisinde babamın çabalarıyla çıkabildik. 3 yerden belim, 3 yerden kaburgalarım kırılmıştı. Adıyaman'da tedavi imkanı olmadığı için Batman'a gittik ve Batman'da bir ameliyat geçirdim. Daha sonrasında bir aya yakın bir hastane sürecimiz oldu. O süre içerisinde zaten hiç sınavı düşünecek durumda değildim. Hastaneden çıktıktan sonra da uzunca bir süre belim kırıldığı için oturup kalkmada problemler yaşıyordum. Uzun süreli oturamıyordum. O yüzden de sınava çalışmak yani çok nadir bakabiliyordum derslerime. Ayrıca düzenim de bozulduğu için çok içimden de gelmiyordu zaten yaşadıklarımızdan dolayı. Daha sonra yavaş yavaş iyileşmeye başlayınca bir dershanenin denemelerine yazıldık. Her gün babam denemeleri gidip getiriyordu, evde çözüyordum ve geri dershaneye götürüyorduk. Sınava kadar Batman'da kaldık. O süre içerisinde sağ olsun dershanedeki hocalarımız ve başka tanıdıklarımız da kaynak açısından yardımda bulundular. Açıkçası sadece sınava girebilecek miyim diye düşünüyordum. Çünkü ağrılarım oluyordu. Uzun süreli de oturamıyordum. Sınava girip çıktıktan sonra çok şükür sağ salim sınava girebildim. Artık sonuç neyse hayırlısı olsun dedim. Çok şükür sonuç beklediğimden çok ve çok daha iyi geldi. Okul müdürü Muzaffer Şimşek ise kızının elde ettiği başarıdan dolayı hem bir baba hem de okul müdürü olarak gururlandığını belirterek, hem bir okul müdürü olarak kendi öğrencim olması açısından hem de aynı zamanda kızım olması açısından hem çok mutlu etti, sevindirdi ve gurur duydum dedi. Hem bir okul müdürü olarak kendi öğrencim olması açısından hem de aynı zamanda kızım olması açısından sonuç hem çok mutlu etti, sevindirdi ve gurur duydum elbette. Çünkü depremden önce çok iyi bir çalışma süreci geçiriyor olsa da deprem çok ciddi bir sıkıntıya sebep oldu. Biz aile olarak depremin enkazında kaldık ve kendi çabalarımıza çıktık ama epey bir zarar gördü kızım. Çok ciddi bir ameliyat süreci geçirdi. Ondan sonraki süreç çok zor oldu. Yani bir aylık bir hastane sürecinden sonra orada bir ev kiraladık ve evde kalmaya başladık. Ama kızım yani normal ihtiyaçlarını karşılamada bile çok zorlanıyordu. O sürede sınava hazırlanmak, kaldığı yerden devam etmek aklından bile geçmiyordu. Sınavdan yaklaşık 1,5-2 ay bir zaman önceydi. Önünde bir sınavının olduğunu ve bu sınava kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Buna inandı. Biz de aile olarak, anne baba olarak ona elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştık. Sınav gününe kadar doğrusu sınava girip giremeyeceği konusunda bile kafamız çok net değildi. Yani giremeyebilir ya da girecek olsa bile sınavı tamamlamadan çıkabilir diye düşünüyorduk. Ama çok şükür her iki sınava da başladığı gibi sınavın sonuna kadar bekleyebildi. Ve biz zaten sınava girdiyse artık gerisi çok da önemli değil. Sonuç nasıl olursa olsun hayırlısı o olur diye düşündük. Ama sonuç gerçekten hepimizin beklediğinden daha güzel bir sonuç oldu.